Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Rum suresi 41-46. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Zaharel fesadü fil berri vel bahr. Karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Bimâ kesebet eydin nas. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları şeyler yüzünden. Liyuzigahum. Allah onlara tattıracaktır. Ba'dallezî amilû, kendi yaptıklarının bir kısmını bu şekilde tattıracaktır. Leallahum yarciun, olur ki bu fesattan, ortalığı fesada vermekten dönerler diye. Değerli izleyenlerim, ayet-i kerime insanların eliyle karada ve denizde fesat çıkmasını bildiriyor ve bunun vebalinin insanlar tarafından tadılacağını, bunun karşılığını ceza olarak çekeceklerini bize haber veriyor. Günümüzde bunu çok acı bir şekilde görmekteyiz. İşte karada fesat çıkması, ekolojik dengeleri bozacak şekilde yeryüzünün adeta bir çöplüğe döndürülmesi söz konusu. Denizde fesat çıkması, denizlerin fabrikaların artıklarıyla, kanalizasyonlarla yaşanmaz bir hale gelmesi, bunları görüyoruz. İzmir'de, İstanbul'da işte deniz kenarları ne kadar fena bir hale gelmiş, ne kadar kokulu bir hale gelmiş, asıl güzelliğini kaybeder bir hale gelmiş, bunlar görülüyor. Sadece burada değil, dünyanın başka yerlerinde de yine görülüyor. Allah-u Teala'nın bize teslim etmiş olduğu tertemiz şekli var. Bir de zamanla bizim bunu bozmamız söz konusu. İnsanların henüz ellerinin ulaşmadığı, insanların yaşamadığı yerlerde hiçbir problem yok. Ekolojik denge gayet düzgün bir şekilde kurulmuş ve orası pırıl pırıl tertemiz. İşte eğer insanlar ormanlara gitmemişse, girmemişse o ormanlar gerçekten cıvıl cıvıl hayat kaynıyor ve fıtri bir dengeye tesis edilmiş, bir problem yaşanmıyor. Ama insanlar girdiğinde işte ağaçları kesiyorlar, etrafı kirletiyorlar, etrafı adeta bir çöplüğe döndürüyorlar. Ve insan bu noktada gerçekten çok karıştırıcı bir varlık. İnsanın adeta bulaşık eli nereye girse oraya bir pislik de bulaştırıyor. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu 14 asır evvelinde aslında bu tarz çevre kirliliği yoktu. Ayet-i Kerime'nin anlattığı herhalde doğrudan çevre kirliliği de değildi o zamanki muhatapları açısından. O zamanki muhatapları açısından şöyle anlaşılabilir. O zamanda da karada fesat çıkması, karada insanların birbirleriyle savaşmaları gibi, kan dökülmesi gibi, haksızlık gibi durumlar. Denizde fesat çıkması, denizde bir takım savaşlar da yapılıyor. Bu manada değerlendirilebilir. Yani Kur'an'ın ilk muhatapları ayetten belki de nasiplerini böyle aldılar ve ayeti bu şekilde değerlendirdiler. Ama bizler şu anda 21. yüzyılda yaşayan insanlar olarak ayet-i kerimenin çizmiş olduğu tablonun tam içerisindeyiz. Gerçekten de karada ve denizde çok fesatlar çıkıyor. Ve bu insanların eliyle meydana geliyor. Beşerin bulaşık eli nereye değmişse bir şeyler bulaştırıyor ve karıştırıyor. Allah-u Teala aslında alemi bize tertemiz teslim ediyor. Ve alemin tertemiz olması için mikroplara varıncaya kadar, ormanlardaki mayıs böceklerine, işte dağlardaki çakallara, çöllerdeki nice değişik hayvanlara varıncaya kadar hepsi birer görev eda ediyorlar. Ve bunlar yeryüzünü pırıl pırıl tertemiz yapmaya çalışıyor. Ama insan o kadar bir fesat çıkaran bir varlık ki onun fesadından dünyanın her tarafı rahatsızlık duyuyor. Hatta denizler bile insanın fesadıyla kirlenmiş durumda. Ve insanların gitmemiş olduğu yerler denizlerde yine pırıl pırıl tertemiz, karalarda da yine insanların ulaşmadığı yerler pırıl pırıl tertemiz. Ayet-i kerime
çevre şuuru açısından değerlendirildiğinde gerçekten bize çok önemli bir mesaj veriyor. Ve insanların bu fesadı o kadar ileriye gitti ki havayı da etkiledi ve üzerimizdeki işte atmosfer tabakasını adeta delecek şekilde, ozon tabakasını delecek şekilde insanların bir takım kullandığı şeyler oralara da zarar verir hale geldi. Allah-u Teala alemi gayet muhkem, sağlam yaratmış ve her şeyin tedbiri alınmış tabiri caizse. İnsanın bu kadar fesadına rağmen yine de hayat devam ediyor. Ama neticede zaten yaşanmaz bir hale geldiğinde manen veya maddeten artık bu dünya olmayacak, bu dünya harap edilip onun yerini yeni bir alem alacak. Ve yevme tübettelul art gayrel art, o gün artık arz başka bir arza dönecek ve semavat ve gökler de başka göklere tebdil edilecek. Ama şu anda hayat devam ediyor. Bizlere de düşen ayet-i kerimeden ilham alarak bu fesattan vazgeçmek ve yeryüzünü daha yaşanılır bir hale getirmek. Gul siru fil art. Ey peygamber, de ki yeryüzünde dolaşın. Fenzuru, bakın. Keyfe kâne âkibetüllezîne min kabl, öncekilerin akibetinin nasıl olduğuna bakın. Kâne ekseruhum müşrikin, onların ekserisi müşrik idi. Yani şu anda da insanlar yine ekseriyet itibariyle müşriktir. Tarihte de insanların büyük bir ekseriyeti müşrik olarak yaşadı. Müşrik demek kafirden biraz farklı. Kafir ateistin karşılığı, Allah'ı tanımayan. Ama müşrik Allah'ı kabulle beraber ona ortak koşan anlamında. İşte günümüzde sebepleri Allah'a ortak koşan, tabiatı, tesadüfü, bu gibi şeyleri Allah'a ortak koşan nice kimseler var. Hatta imanı tam kemalini bulmamış nice Müslümanlar var. Böyle olunca Müslümanlar da gizli şirkten kendilerini kurtaramayabiliyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ümmetim hakkında diyor, en ziyade korktuğum gizli şirktir. Yani benden sonra putlara taparlar, böyle bir şey diyor, olmayacak. Böyle bir şeyden korkmuyorum. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor Peygamberimiz. Soruyorlar, ya Resulallah, gizli şirk nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam riya diye açıklıyor. Yani gösteriş. Bir insan ibadetini yaparken diyelim büyüklerim görsün diye yaparsa, ağam görsün, paşam görsün diye yapacak olursa, o ibadette kimi gözetiyorsa Allah'a ortak yapmış oluyor. Böylece Müslüman olduğu halde bir nevi bir şirkten, gizli bir şirkten kendisini kurtaramıyor. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ الْقَيِّمِ. Öyleyse sen dosdoğru olan dine yönel. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ. Yani Allah'tan geriye döndürülmesi söz konusu olmayan bir gün gelmezden önce sen yüzünü dosdoğru bir şekilde gerçek dine yönelt. Burada artık geri döndürülmeyecek gün kıyamet günü. Yani kıyamet koptuktan sonra artık tekrar geriye dönüş yok. Veya fertlere bakan yönüyle her bir fert için kendi ölümü küçük bir kıyamettir. Ve artık can buraya geldiğinde bunun geriye dönüşü yok. Aman ya Rabbi, beni geri döndürün demesi fayda vermeyecek. Veya diğer aleme varıldığında işte kafirlerin durumu ayetlerde anlatılıyor. Onlar diyor, diyecekler ki aman ya Rabbi, bizi tekrar dünyaya döndür, istediğin gibi amel edelim, ama artık geriye dönüş yok. Ve kainatın çarkları ileriye doğru bizi götürüyor. Nasıl ki bir zamanlar ana rahmindeydik, ne kadar istesek de şu anda ana rahmine dönüş kimse için söz konusu olamaz. Yok ben oraya döneceğim kimse diyemez. Dönüşü olmayan bir yolculuktur bu. Benzeri bir şekilde ölmüş olan bir kimsenin aman ya Rabbi beni dünyaya geri dönder demesi olmayacak bir taleptir. İcabet edilmeyecek olan bir duadır ve döndürülmeyecektir. İşte öyle bir gün gelmeden dini doğru bir şekilde yaşamak lazım.
Şu anda hayatta olan kimseler, bizler henüz bu imkana, bu fırsata sahibiz. Ama zaman zaman yolunuz mezaristanın oradan geçer. Oradakiler için artık böyle bir durum söz konusu değildir. Onlar ne kadar isteseler de artık geriye dönemeyeceklerdir. Onlar dönüşü olmayan bir yolda, ölüm hendeğini de atlamış, başka bir hayatta şu anda yollarına devam etmektedirler. Ama o hayatta dünyaya dönüp de imtihan olmak yoktur. İşte bunun için şu andaki fırsatları iyi değerlendirmek ve imanla, ibadetle, takvayla, güzel şeylerle bunu ebedi saadeti kazandıracak şekle getirmek gerekiyor. يَوْمَ اِذِنْ يَصَّدَّعُونَ O gün insanlar grup grup olurlar. Yani onlar artık farklı gruplara o gün ayrılırlar. مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ Yani kim Allah'a inkar edecek olursa, Allah'ı inkar edecek olursa, küfrü kendi aleyhinedir. Kim de salih bir amel işleyecek olursa, bunlar kendi nefisleri için hazırlık yapmış olurlar. Yani iman ve küfür, demek ki artık diğer alemde iman edenler bir tarafta, kafir olanlar bir tarafta. Ayet onu nazara veriyor. Ve bir kimse küfür yolunu tercih etmişse, bunun zararını kendisi çekecek. Kim de iman edip salih amel işlemişse, bunlar da kendi cennetlerini kazanmış olacaklar. لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا iman edenleri Allah mükafatlandıracak ve amelü salihat ve salih amel işleyenleri min fadlihi kendi fadlından, kendi lütfundan Allah onları mükafatlandıracak. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ şüphesiz ki Allah kafir olanları sevmez. İnkarcı olan veya nankör olanları Allah sevmez. Burada şunu görmekteyiz. Yani herkes yaptığının karşılığını alacaktır. Ama iyi işler yapanlar, salih amel işleyenler Allah'ın lütfuyla muameleye tabi olacaklar. Ve Allah kendi lütfundan onları mükafatlandıracaktır. Burada bunun lütuf olarak ifade edilmesi şu ifadeyle belki daha iyi anlaşılabilir. Bizim yapmış olduğumuz ibadetler Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu nimetlerin tam karşılığı bile değildir. Dolayısıyla devamlı ibadet de yapsak, devamlı emredilenleri yerine getirsek, Ya Rabbi ben işte şöyle bir mükafat kazanmayı hak ettim diyemeyiz. Yani bize o kadar masraf yapılmış ki, bize o kadar nimet verilmiş ki bunun karşılığını vermiş değiliz. Böyle olunca her ne kadar insan imanı ve salih ameli sebebiyle cenneti kazanacaksa da bu yine de Allah'tan bir lütuf olacaktır. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç kimse kendi ameliyle cenneti kazanamaz buyuruyor. Diyorlar ya Resulallah buna siz de dahil misiniz? Evet diyor ben de dahilim. Allah'ın lütfu olmazsa ben de kazanamam. Bunu bildiğimiz zaman bu bize şöyle bir şey kazandırır. Amelimize güvenmekten kurtuluruz. İnsanın kendi ameline güvenmesi ucup. Yani amelini beğenmek, bu amel beni kurtarır gibi görmek, bu uygun bir şey değil. Bir insan yapmış olduğu ameli fıtri görevi telakki etmeli. Yani bu benim fıtri görevimdir. Allah bana böyle bir görevi tevdi etmiş diyecek. Bunu varoluşunun bir gayesi olarak, fıtri bir görev olarak telakki edecek ve ona göre yapacak. Bunu yaptıktan sonra Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yoksa illa ben bunları yaptım, o halde cenneti kazandım deme hakkına sahip değiliz. Bundan dolayı ayet-i kerimede min fadlihi yani lütfundan, Allah lütfundan iman eden, salih amel işleyenlere mükafat verecek. Allah-u Teala böyle buyuruyor. وَمِنْ آيَاتِهِ Allah'ın ayetlerinden birisi de şudur. اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاهِ Rüzgarları göndermesi. مُبَشِّرَاتٍ Müjdeci olarak. Yani gelen rüzgarlar
yağmurun müjdecisi olarak bize gelir. Böyle sulu bir rüzgar geldiğinde ve o rüzgar bize peşinde yağmurun da geldiğini haber vermektedir. Yağmuru hiç düşünmeksizin de ayet-i kerimeyi değerlendirmek mümkün. Yani normalde rüzgarın esmesi Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir. Ve rüzgar bir müjde gibidir. İşte diyelim sıcak bir hava var ama bir meltem estiğinde o sıcaklığı götürüyor ve bizi ferahlatıyor. Hava hareketlerinin, böyle dalgalanmaların, rüzgarın olmadığı yerleri düşünecek olursak orada hava adeta çöker kalır. İnsanlar bunalırlar. İnsanlar doğru dürüst nefes alamazlar. Ama Allah-u Teala rahmetiyle rüzgarları estiriyor. İşte dağları ona göre yaratmış. Dağların birer sivrilti tarzında olmasıyla hava akımları meydana geliyor. Ve böylece dünyanın her tarafında rüzgarlar estiriliyor. Tabii rüzgar kendi keyfine göre esmez. Allah'ın estirdiği canipten eser. Allah dilerse rüzgarlar rahmet getirir. Ama Allah dilerse bazılarını da fırtınaya çevirir ve bir kısım insanları veya toplulukları bu şekilde cezalandırır. İşte ayet-i kerimede müjdeci rüzgarlara dikkat çekiliyor ve o müjdeci rüzgarların insanları ferahlatması nazara veriliyor. وَلِيُذ۪يقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ Allah bu şekilde rahmetini size tattıracak. Yani gönderdiği rüzgarlarla rahmetinin tecellilerini size gösterecek. Bu maddi yönden bir rüzgar. Bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dikkat çekmiş olduğu meselenin manevi yönü var. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İnne fi eyyami dehrikum nefahatin min rabbikum. Ömrünüzün günleri içinde Rabbinizden rahmet esintileri vardır. Ele feteerradu leha, dikkat edin, bunlara mukabil olmaya çalışın. İşte bir insan diyelim ki bunalmış bir vaziyetteyken hoş bir rüzgar esse ne kadar böyle memnun müferrah olur. Esen rüzgar adeta gam ve kederlerini de sürükler götürür. Benzeri bir şekilde manevi canipten de demek ki rüzgarlar esiyor. Ve belki de bunlar daha çok gecelerde tecelli ediyor. İşte gece veya gündüz Allah'ın rahmetinin kaydı söz konusu değildir. Her zaman da tecelli eder ama galiben gecelerde tecelli etmesi söz konusu olabilir. Bu manada bu esintilere muhatap olan kimseler füyüzat-ı Rabbaniye tabir edilen Rabbani feyizlere mazhar olurlar ve manevi coşku halleri yaşarlar ve esen o manevi meltemlerle cidden ferahlanırlar ve manen çok daha dinç bir hale gelirler. وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهِ Allah'ın bu rüzgarları estirmesi, gemilerin Allah'ın emriyle hareket etmesi içindir. Yani Allah'ın kanunları çerçevesinde. وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ Ve bir de sizin onun lütfundan rızık talep etmeniz içindir. Malum eskiden gemiler yelkenli gemilerdi sadece. O zaman için günümüzdeki tarzda gemiler henüz keşfedilmemişti. Ve denizdeki gemiler rüzgarlarla veya doğrudan insanların kol kuvvetiyle hareket ediyordu. İşte rüzgar böyle estiği zaman gemileri de götürüyor ve insanlar çok uzaklara o rüzgar vasıtasıyla ulaşabiliyorlar. Ve bu şekilde denizi bir nakliye manasında kullanıyorlar. Nakliyecilik için denizi kullanıyorlar. Günümüzde de yine deniz aynı manada kullanılmakta. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Olur ki bu şekilde şükredersiniz. Allah'ın nimetlerine şükranınızı sunmuş olursunuz. Demek ki esen rüzgarlar bize elhamdülillah dedirtecek şekilde ve daha diğer nimetler, bunların hepsi bize elhamdülillah dedirtecek şekilde bize geliyor, gönderiliyor. Cenab-ı Hak bizleri daima şükreden bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.